Herkese merhabalar. Bir son dakika videosuyla karşınızdayım. Aslında bu akşam başka bir video yayınlayacaktım. Onu izleyecektiniz. Fakat bugün öğlen saatlerinde ajanslara düşen bir haber bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Ve o saatlerden itibaren bana sürekli mesajlar gelmeye başladı. Gündemi takip ediyorsanız siz de biliyorsunuzdur Meksika'dan UFO'lara, uzaylara dair inanılmaz bir haber geldi. Çekim yaptığım alan içinde baştan kusura bakmayın seti kurmaya fırsatım olmadı. Bu videoyu hızlı çekmem gerekti. Hatta çok büyük ihtimalle ben bu videoyu çektikten 1-2 saat sonra siz izleyeceksiniz. Hazır konu sıcağı sıcağına tartışılırken zaman kaybetmek istemedim. Çünkü bu konu dallanıp budaklanırsa çok acayip yerlere gitmeye başlar ki bunun böyle olmasını istemiyorum. Çünkü bu hikayenin baş kahramanı olan Jamie Mausen'i çok yakından tanıyorum. Mausen kısmına gelmeden önce duymayanlar için haberin şöyle kısa bir özetini geçelim isterseniz. Bu sabah Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki kongre binasında bir oturum yapıldı. Ve bu oturumda dünyaca ünlü ufolog Jamie Mausen uzaylara dair iki önemli kanıtı bütün dünyayla paylaştı. Oturuma iki tane kutu getirildi. Kutular açıldığında içlerinde iki tane fosilleşmiş insansı ceset bulunuyordu. Mausen'in iddialarına göre bunlar uzaylara aitti. Bu arada küçük bir parantez açmak istiyorum. Bazı haber kaynakları olayı biraz yanlış bir şekilde ele almışlar. Sanki Meksika hükümeti, Meksika devleti uzayların varlığını kabul etmiş ve kanıtları yayınlamış gibi haber yapmışlar. Ki olayın hükümetle uzaktan yakından alakası yok. Bu sadece kongrede yapılmış bir oturum. İşte bu oturum sırasında Mausen bulduğu iki tane fosili bütün dünyaya paylaştı. İddiasına göre bu fosiller Peru'nun Cusco şehrindeki arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıktı. Cesetler herhangi bir uzaylı enkazından falan çıkartılmadılar. Diatom madenlerinde mumyalanmış halde bulundular. Mausen ve ekibi ilk etapta bu cesetlerin ya da ceset olduğu iddia eden şeylerin röntgenlerini çekti. Ve bu röntgenlere göre bunlar canlı varlıklarda kemikleri, organları vardı. Vücutlarında çok nadir bir element olan osmiyumdan yapılma platinler bulunuyordu. Mausen ve ekibi daha sonra bulguları Meksika Özel Ulusal Üniversitesi'ne götürdü ve üzerlerine DNA taraması yapıldı. Bulgulardan DNA elde edildi ve karşılaştırması yapıldı. İlginç bir şekilde DNA'nın %30'dan fazlası dünya üzerindeki hiçbir canlı ile eşleşmiyordu. İşte hikayenin aslı bu. Jamie Mausen Meksika hükümetine uzaylara ait iki tane ceset bulduğunu ve onların uzaylara ait olduğunu kanıtladığını iddia etti. Peki bu doğru olabilir mi? Gerçekten de ünlü ufolog uzaylara ait cesetler bulmayı başardı mı? Yaklaşık 1000 yaşında olduğu iddia edilen bu fosiller gerçek mi? Haberi ben de başta duyduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü işin içinde bir hükümet, bir devlet vardı. Fakat Mao seni görünce şüphelerim artmaya başladı. Zaten haber yayıldıktan birkaç saat sonra da işin aslına dair birçok bilgi etrafta gezdi. Şimdi ilk olarak Meksika Üniversitesi'nin bulgularına bakalım. Evet bu fosiller gerçekten de üniversiteye gönderildi ve evet gerçekten de üniversitede incelendi. Fakat üniversite raporlarında dünya dışı canlara ait hiçbir iddia, itham yok. Hazırlanan raporda elde edilen DNA'nın %30'luk bir kısmının tespit edilemedi. Neye ait olduğu tespit edilemediği bilgisi yer almış. Fakat anladığım kadarıyla ufologlarımız bu olayı birazcık da uzayları yormayı tercih etmiş. Yani ortada resmi olarak uzaylıların, ufoların varlığına dair ya da gezegenimizi ziyaret ettiklerine dair hiçbir resmi bulgu yok. Doğrulanmış hiçbir şey yok. Sadece bir iddia var. Üstelik bu iddiayı ortaya atan Jamie Mawson'ın geçmişte de son derece sabıkalı. Çünkü kendisi daha önce de birkaç defa uzaylı cesedi buldum, uzaylı DNA'sı buldum diye ortaya çıkmış. Sonuçlar hep hüsran olmuştu. Kendisi daha önce 2015 yılında uzaylılara ait bir ceset bulunduğunu da iddia etmişti. Fakat yapılan araştırmaların sonucunda cesedin uzaylı değil, bir çocuğa ait olduğu keşfedildi. Bu olaydan 2 yıl sonra Peru Nazca'da yapılan arkeolojik kazılarda 5 tane mumyalanmış ceset daha bulundu. Bu cesetler çok ilginçti. Kafaları arkadan yumurta gibi uzamıştı. Aynı zamanda el ve ayaklarında sadece üçer parmakları vardı. Ve Mausen yine olayın üstüne atladı. Ona göre bunlar insan değildi. Bunlar uzaylıydı ya da en azından insan uzaylı meleziydi. Fakat sonuç yine hüsrandı. Yapılan araştırmaların sonucunda bu 5 ceset girişim bozukluğu gösteren çocuklara aitti. Bu keşfedildi. Yani kendisi daha önce birçok sefer uzaylı cesedi bulduğunu iddia etmiş fakat sonuçlar hep aksini göstermişti. Yani özetle uzaylıların var olduğuna, gezegenimizi ziyaret ettiğine dair evimizde hiçbir net kanıt yok. Ha, tamam bütün kapıları kapatmıyorum. Üçte keramet vardır. Belki bu sefer bulmuştur ama çok 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 yüksek ihtimalle bu da uzaylılarla alakası olmayan bir şey. Orta ve Güney Amerika'da bu tarz garip şeyler bulmam son derece normal çünkü buradaki eski gelişmiş kültürlere ait bildiğimiz şeyler hala çok kısıtlı. Bu coğrafyada yapılan arkeolojik kazılarda her yıl bir sürü yeni şey keşfediyoruz. Bu da büyük ihtimalle onlardan biri olabilir. Belki fiziksel problemler olan küçük bir çocuk değişik bir şekilde defnedilmiştir. Ya da bu bölgede bazen farklı hayvan ve insan parçalarını toplayarak totemler de yapılır. Bu da belki değişik bir totem türüdür. Yani karşımızda ya iki tane çocuk cesedi var ya da antik dönemlere ait ilginç totemler var ya da uzaylılar. Kusura bakmayın hevesinizi kırmak istemiyorum, sizi üzmek istemiyorum. Uzaylıların varlığına ben de inanıyorum. Hatta bunu birçok videomda dile getiriyordum. Uzaylıların var olmasını, dünyayı ziyaret etmelerini sizden belki de daha çok istiyorum. Fakat gördüğüm kadarıyla önümde benim hiçbir kanıt yok. Ama şu noktada şunu sorabilirsiniz. E, Meksika hükümeti niye bunu ciddiye alıp da kongreye taşımış, böyle bir oturum yapmış diyebilirsiniz. E, onlar da büyük ihtimalle Amerikan hükümeti gibi bu tarz iddiaları ciddiye aldıklarını göstermek istiyorlar ki büyük ihtimalle ilerleyen yıllarda başka ülkelerin kongrelerinde de bu tarz toplantılar, bu tarz oturumlar yapılacak. Bunun yapılmasını bir sıkıntı yok elbette. UFO'lar araştırılsın, aslı aslı nedir öğrenilsin ama karşımıza çıkan her şeyi de mutlak doğru kabul edemeyiz. Özetle bugünkü haberin sonucunda karşımıza gerçek bir uzayın çıkma olasılığı bana göre %1 bile değil. Ama tekrar söylüyorum, yanılmayı çok istiyorum. Sizden daha çok ve eğer günün birinde reddedilemez bir kanıt ortaya çıkarsa, ben bununla ilgili de bir video yapacağım. Hiç merak etmeyin, beklemede kalın, takipte kalın. Ama bu seferlik büyük ihtimalle yanlışlar. Neyse, ben daha fazla uzatmıyorum. Hepinize mavi ekransız günler. Kendinize iyi bakın.